Türkiye'ye yayılmış bir teşkilatız. Şimdi böyle bir teşkilatın Türkiye'de, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili yapacakları da önem arz etmektedir. Biz AK Parti olarak 2002 yılında görev aldığımız Rabbim'den devamında önce Kadir, gecesine daha sonra da bayrama kavuşturmasını niyaz ediyorum. Millet olarak 6 Şubat'ta 2 gün sonra 2 ayı geride bırakmış olacağız. Çok büyük bir felaketle yüz yüze kaldık. Asrın felaketi olarak nitelendirilen bu felakette rahmeti rahmana uğurladığımız bütün kardeşlerimize Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Ülke olarak bu travmayı da, bu afeti de çok şükür atlatmak üzereyiz. Tabii ki acı büyük. Şu anda 11 ilden, depremin yaşandığı 11 ilden hemşehrilerimiz, kardeşlerimiz bu yurtlarımızda, Denizli'mizde misafir. Denizli halkımıza, Denizli'deki bütün yöneticilerimize biz de sizler adına şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü kardeşlik, dostluk, aynı ülkenin vatandaşı olmak, millet olmak, bir olmak, beraber olmak işte tam da budur. Önce enkaz altındaki canlarımızı kurtarmak için mücadele ettik. Artık enkazdan kurtarılacak canlarımız kalmadığında bu kez oradaki enkazın kaldırılması çalışmalarını yürüttük. Vatandaşlarımızın çadır başta olmak üzere o ilk günlerdeki ihtiyaçlarını karşıladık. Her türlü beslenme, barınma, giyinme, hijyen ihtiyaçlarını devlet olarak, ülke olarak, millet olarak karşılamanın çabası içerisinde olduk. Sonra konteyner kentler kuruldu. Konteyner kentlerde sizin geride bıraktığınız o kardeşlerimiz şu anda o kentlere, konteyner kentlere yerleştiriliyor. Ve işin bundan sonraki aşaması olan temeller atılarak TOKİ'nin afet konutları inşası başladı. Bunlar kent merkezinde olanlar, kente göre köy ve kırsalda olanlar da köy evleri tarzında inşallah bir yıllık sürede yapılıp vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olacak. Gidenleri geri getiremeyiz. Ama geride kalanların acılarını dindirmek devlet olarak, millet olarak, hükümet olarak hepimizin görevi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu çalışmalarımızda çok şükür adım adım ilerliyor. Değerli kardeşlerim, bu 11 ilin, ilimizin yaşadığı deprem coğrafya olarak yüzün üzerindeki dünyadaki ülkeden daha büyük bir alanda meydana gelen bir deprem. Geçenlerde Avusturya Tarım Bakanı misafirimdi. Avusturya Tarım Bakanıma şunu söyledim. Ülkenizin nüfusu 8.8 milyon ama 11 ilin yer aldığı doğrudan etkilenen deprem bölgesinin nüfusu 14 milyon. Avusturya olarak sizin yüz ölçümünüz 83 bin kilometre kare, bizim 11 ilin yüz ölçümü 110 bin kilometre kare. Bu gerçekten bir asrın felaketi, asrın afeti. Rabbim inşallah bir daha yaşatmasın. Allah hepinizden razı olsun. Bir daha böyle bir acı göstermesin Rabbim. Acılarımızı dindirmek adına bizim küçücük bir katkımız olursa biz de bundan mutlu oluruz. Hepinizden arzumuz, isteğimiz inşallah normale döndüğünde tekrar o kaleleri boş bırakmamak adına topraklarımıza geri döneceğiz. Bunu yapmakla mükellefiz. Çünkü o depremde, o afette hayatını kaybedenleri oradaki şehitliklere
defin işlemlerini yaptık. O şehitlerin öksüz ve yetim kalmaması lazım. Hepimiz oralara tekrar dönmeliyiz. Benim doğduğum şehir Kahramanmaraş, milletvekili olduğum şehir Adana. Her ikisinden de buraya gelen kardeşlerim var. Ama 11 ilimizin tamamından gelenler var. Sağımda bir Malatyalı, solumda bir Adıyamanlı. İşte Türkiye bu. İşte büyük millet bu. İşte büyük devlet bu. Hiç endişe etmeyin. Maddi olan şeyler yerine konur. Önemli olan birliğimiz, beraberliğimiz. Bu konuda da bu ülke ne badireler atlattı. Allah'ın izniyle bunun da üstesinden geleceğiz. Ve yarın bir gün elbette acı, elbette üzüntü, elbette keder hepimizin ortak. Ama önümüzde de bir hayat var. Bu ülkeyi yeniden kaldırmamız, ayağa kaldırmamız, daha büyük güçlü bir Türkiye yapmamız, buna da artık hepimizin birlikte çalışması gerekiyor. Ben tekrar hepinize Kadir geceniz mübarek olsun diyorum. Bayramınız mübarek olsun. Rabbim sağlıkla, sıhhatle tekrar yurdumuza, topraklarımıza, ailemize dönmeyi nasip eylesin diyorum. Allah sizlerden razı olsun. Kalın sağlıcakla. İyi ki bu devletin. Ben de yakınlarımı, yani hepsi kardeşimiz ama kendi ailemden yakınlarımı kaybettim. Kuzenlerimi kaybettim. Yeğenlerimi kaybettim. Ama hepsini bağrımıza bastım. Çünkü Rabbimizin takdiri, vakit saat gelmiş, onları ebedi aleme uğurladık. Ama dediğim gibi biz sizler için varız. Siz varsanız bu devlet var. Siz aziz millet olduğu için bu güçlü devlet var. Bu devlet yaşayacak, yaşatılacak inşallah. Allah razı olsun.